Yörük yağlı. Yağlı. Evet, yağlı. Şehrimizi tanıtmak, bölgemizi tanıtmak ama aynı zamanda bunu tanıtırken şehrimiz açısından bir katma değer yaratmak, istihdam yaratmak ve yerel olan bizim değerlerimizi, kültürel değerlerimizi, sanatsal değerlerimizi de bütün dünya ile paylaşmak ve gelecek nesillere de onları koruyarak aktarmak. Tabii kaynakları yerinde kullanmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve bu sektörde faaliyet gösteren herkesin memnuniyetinin sağlanması turizm için çok önemli. Bu sektörde hizmet veren herkesin, gelen müşterilerin, gelen vatandaşların, gelen turistlerin memnuniyetini esas alması lazım. Çünkü herkes buraya bir tabiri caizse tatlı huzur arayışı içerisinde geliyor. Göreyim ama mutlu olayım, huzurlu olayım istiyor. Dolayısıyla bizim bu hususa özellikle dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şehrimiz hepiniz biliyorsunuz. Bütün ana yolların kavşak noktasında, aynı zamanda da kültürlerin kavşak noktasında. Tarihi Pisidya bölgesi. Dolayısıyla büyük bir potansiyele sahibiz. Bakir bir doğası var, hepimiz biliyorsunuz. Bu şehirde yaşamaktan ben son derece huzurlu ve mutlu olduğumu bu vesileyle ifade etmek isterim. Ormanlarımız var. İrli ufaklı göllerimiz var biliyorsunuz. Başta Burdur Gölü, Salda Gölü olmak üzere. Ve 12. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun tüm değişim süreçlerinin izlenmesine de imkan veren tarihi ve kültürel katmanlar ve değerlerimiz var. Biz bu anlamda turizm açısından çok önemli, çok müstesna bir durumda bulunuyoruz. Bizim bir farkımız daha var şehir olarak. Bana göre canlı kültürel dokumuz ve hakikaten güler yüzlü, dost canlısı, misafirperver halkımız, vatandaşımız. Bu gelen misafirlere sıcak bir gülüşle karşılık vermek, onların gönüllerine, kalbine, yüreğine dokunmak ve bu antik kentlerimizin ihtişamını onların yüreklerinde tesirli şekilde bırakabilmek bizim en önemli avantajımız. Bunu da kullanmak durumundayız. Ama el birliğiyle çalışacağız. Turizmden daha fazla pay almak için, katma değeri daha fazla artırmak için hep birlikte çalışmamız lazım. Potansiyelimizi aktif hale getirmemiz lazım turizmde. Ve herkesin taşın elini koyması lazım. Yani bu iş sadece bizim kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin yapacağı bir iş değildir. Buradaki esnafıyla, hizmet sağlayıcılarıyla birlikte herkes turizmden hak ettiği payı almak için el birliğiyle çalışmak durumundadır. Biz buna öncülük edeceğiz. Gelecek günler inşallah turizmde daha üst merhalelere çıktığımız günler olacak. Kültür Turizm Müdürümüz ifade ettiler. Sıcak inşallah balonu da başlatacağız. Burada diğer sporların yapılmasına imkan veren çalışmaları da inşallah başlatacağız. Sky Ultra koşusunu önemsiyoruz. Uluslararası bir koşu. Geçen yıl bir denemesini yaptık. Bu sene inşallah çok daha fazla ülkeden, çok daha fazla katılımla inşallah bu organizasyonu da şehrimize kazandırmış olacağız. Bunlar hep yöredeki insanımıza katma değer sağlayacak, iş sağlayacak, aş sağlayacak faaliyetler olacak. Ve aynı zamanda tabii insanlar arasında Burdur'a da bu yakışır zaten. Gönüller arasında inşallah köprüler kuracağız turizmle birlikte. Ve uzakları inşallah yakın edeceğiz hep birlikte. Çünkü bizim Salda Gölümüz var. Evet, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde Sagalassos var. Kibir antik kentleri var. Dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hacılar Höyü var.
kazı çalışmalarına başlanan yine Kremna antik kenti var. Ülkemizin işte içinde bulunduğumuz tüzme açılan ilk mağarası İnsuyu Mağarası var. Burdur'daki arkeoloji müzemiz var, doğa tarihi müzemiz var, Karaca Ören Gölümüz var. Hakikaten saymakla bitiremiyoruz bu değerleri ama inşallah hem katma değeri dönüştürmek hem de bütün dünyaya tanıtmak bizim görevimizdir diye düşünüyorum. İnşallah dünyanın dört bir yandan gelen misafirleri ağırladığımız bir destinasyon olmak istiyoruz. Hedefimiz 1 milyon turisttir. Hep söylüyorum. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Yılda 1 milyon turisti ağırlayabilecek bir konuma gelmemiz lazım hep birlikte. Konaklama imkanlarıyla, yeme içme üniteleriyle, tarihi kültürel varlıklarımızın restorasyonuna, kazı çalışmalarımızla ki inşallah kazı çalışmalarında da daha fazla yol alacağız bu sene. Turizm Bakanlığımızın bu konuda önemli bir çalışması var. İnşallah o imkanları da sağlamış oluruz. Ve birbirimize inanırsak, birlikte çalışırsak da bu hedefleri gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Buna olan inancımı bir kez daha, sizlere olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Burada turizm sektörümüze katkı sağlayarak bunu misafirperverliği, turizme hizmet etmeyi bir aslında yaşam biçimi haline getiren bütün turizm sektöründe çalışan bütün paydaşlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ama onlardan isteğim şu, turizmde kaliteyi bir üst noktaya taşımamız lazım. Hep birlikte inşallah verdiğimiz hizmetlerin bir üst kalitesini daha yakalamamız lazım. Turizm haftasında bu organizasyon demeye geçen başta Kültür Turizm Müdürlüğümüz olmak üzere ve emek veren herkese burada İnsuyu Mağarası'nı da bu töreni yapmamızı imkan veren buradaki işletmecilerimize, turizm sektöründe hizmet veren herkese, derneğimize, hepinize huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.